Evet, kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir video ile daha karşınızdayım. Evet, bugünkü konumuz özellikle çocuklarıyla birlikte buraya gelmeyi düşünenleri ilgilendiriyor. Çünkü benim iki kızım var ve buraya gelmeden önce merak ediyordum. Hollanda'da okullar hangi aralıklarla tatil oluyor, Türkiye'ye benziyor mu gibi sorular vardı. Bu videoda şimdi bu soruların cevabını bulacağız. Yani Hollanda'da okullar hangi zaman dilimlerinde tatile giriyor? Şimdi okullar burada kapalı şu an, tatildeyiz ve okul kapanmadan önce küçük kızımla okulu böyle bir mektup gönderdi bize. Burada önümüzdeki yılın takvimi yer alıyor. Yani şimdiden hangi zaman dilimlerinde tatil olacağını bize göndermiş. Çok faydalı oldu. İnceledim, ben de bunu sizlere aktaracağım. Önümde de bir doküman hazırladım bunu size aktarabilmek için. Şimdi önümüzdeki dönem, yani bu 27 Ağustos pazartesi okullar açılıyor arkadaşlar burada. Sonrasında 22 Ekim'de sonbahar tatili adında bir haftalık bir tatile giriyoruz. Yani yaklaşık 2 ay sonra bir hafta sonbahar tatili var. Sonrasında Ekim'in sonundaki bu tatilden sonra 24 Aralık 4 Ocak arası 2 haftalık bir yılbaşı tatiline giriyoruz. Yani dikkat ederseniz sanki böyle 2 ayda bir tatile giriyoruz gibi. Okullar açıldı. Hemen yaklaşık 2 ay sonra bir sonbahar tatiline girdik bir hafta. Ondan sonra yine bir 2 aylık zaman diliminden sonra bu sefer 2 haftalık bir yılbaşı tatili başlıyor. Yılbaşı tatili bittikten sonra okullar 4 hani ocağın başında tekrar açılıyor. Bu sefer 25 Şubat 1 Mart arası ilkbahar tatili var arkadaşlar, bir haftalık. Yani yine böyle bir yaklaşık 2 aylık zaman diliminden sonra, yani okullar yılbaşından sonra açılıyor ve sonrasında o zaman diliminden sonra tekrar bir haftalık ilkbahar tatiline giriyoruz. Sonrasında Mart'ın başında okullar tekrar açılıyor. Nisan'ın 20'sinden Mayıs'ın 3'üne kadar 2 haftalık bir tatile daha giriyoruz. Bu tatil aynı zamanda bazı resmi günleri de kapsıyor. Onu da belirtmişler mektupta. Örneğin Kral Günü burada resmi tatil 30 Nisan. Mesela bu Nisan'ın 20'si ile Mayıs'ın 3'ü arasındaki tatil birkaç tane de resmi zaman dilimini, resmi tatili de kapsıyor. Ve bu şekilde Nisan'ın 20'si ile Mayıs'ın 3'ü arası bir 15 gün daha tatil var burada. Sonrasında artık arkadaşlar yaz tatiline kadar tatil yok. Yani Mayıs başında açılan okul tekrar 22 Temmuz'da kapanıyor. Bu arada tabii bir iki tane resmi tatil var. Özellikle zaten Mayıs'ta ve Nisan'da toplanıyor resmi tatiller Hollanda'da. Bir başka videomda zaten bunu anlatmayı düşünüyorum. Yani Hollanda'da resmi tatiller nelerdir diye. Sonrasında 22 Temmuz'dan 30 Ağustos'a kadar da tatil önümüzdeki 2019 döneminde. Ben şöyle hesapladım, yani tatilleri hesapladığımda arkadaşlar yaklaşık 12 hafta tatil var Hollanda'da. Bunun 12 haftanın 6 haftası yaz tatili, geri kalan 6 haftayı da dönem içine serpiştirmişler. Toplamda 12 hafta. Türkiye'de ise bu nasıl? İşte Türkiye'de Haziran 15'ten yaklaşık Eylül 15'e kadar 3 aylık bir zaman dilimi var. 12 hafta tatil desek, bir de 15 tatilimiz var biliyorsunuz. 2 haftada 10 eklesek 14 hafta gibi bir tatil var. Hollanda'da da 12 hafta tatil var. Aslında bakıldığında tatil zamanları hemen hemen aynı. Aradaki tek fark şu: Türkiye'de 3 ay dediğimiz zaman diliminde toplanmış fazlasıyla. Ama Hollanda'da yaz tatili 1,5 ay, geri kalan 1,5 ayı ise değişik zaman dilimlerine yaymışlar. Özellikle dikkat ederseniz 2 ayda bir yaklaşık çocuklar tatile giriyor. Bir de okulumuzda bazı günler tatil oluyor arkadaşlar. Buna Studiedagen deniyor ve bunları da okul bize bildirmiş. Aralarda bazı günlerde okul tam gün tatil oluyor ve bunu önceden, bakın şimdiden bildiriyorlar. Örneğin 21 Eylül Cuma günü okulumuz tatilmiş. Hemen ben mektuba bakıyorum. Yine 29 Ekim Pazartesi okulumuz şu an bir gün tatilmiş.
Bir de 3 tane de yarım gün var arkadaşlar. Bu yarım günlerde de okul 3'ü çeyrek geçe bitmiyor da 12.30'da da öğlen arasında bitmiş oluyor. Yani velhasıl genel olarak şöyle toparlarsak arkadaşlar, Hollanda'da 2 ayda bir tatile giriyor çocuklar. Bu bazen 1 hafta, bazen 2 hafta. Sonrasında da 1,5 ay yaz tatili yapıyor. Bu şöyle bir güzelliği var. Hani çocuklar okuldan çok sıkılmıyor. Ta ki sıkılıyoruz dediği anda çocuk bir tatile giriyor, bir rahatlıyor ve okulu özlemeye başlıyor. Ben küçük kızımda onu gözlemledim. Hani okula severek gidiyor ve bu ara ara tatillerde tekrar okulun açılmasını istiyor, okula gitmek istiyor. Bu güzel. Tabii yorumlarınızı da alabilirim. Sizce nasıl? 3 ay böyle uzun bir tatil olması mı güzel, yoksa yaz tatilinin daha kısa olup aralıklarla bu tatillerin dönem içine serpiştirilmesi mi güzel? Bu tabii herkese göre değişebilir ama biz şu an bu Hollanda'daki bu tatil düzeninden memnunuz. Evet, vereceğim bilgiler şimdilik bu kadar. Biliyorsunuz kanalımızın özelliği şu: videomun adında ne yazıyorsa o bilgiyi veriyorum. Bilgileri net olarak veriyorum. Lafı çok uzatmıyorum. Bu benim kanalımın genel özelliği. Hani ne arıyorsanız onu bulmanızı ve onu dinlemenizi istiyorum. O yüzden sanırım vereceğim bilgiler bu kadar. Bir başka videoda görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.